Şankar da aklını kaçırmış. Neler görüyor? Affedersiniz. Neden bu saatte dua ediyorsun? Anne, anne, Tanrı ailemize mutluluğunu geri verdi. Anne, ben size güzel bir haber vermek istiyorum. Ben sadece bu haberi herkese mabette vermek istedim. Tamam. Söylesene ne oldu? Söyle, hadi söyle. Tapkin'in vereceği o güzel haberi size ben söyleyeyim. Anne, gitmemiş miydiniz? İyi oldu anne. Ben siz gittiğinizden beri kendimi kötü hissediyordum. Evet oğlum. Biz senin için geri döndük. Buna çok sevineceğini biliyorduk. Tapki de öyle. Ne yapalım? Koşi Nehri çok fena taşmış oğlum. Bütün yollar kapanmış. O yüzden geri döndük. Sonra düşündüm de... Bütün olanları unutalım. Bundan sonra burada yaşayalım. Bu evde. Hepinizle birlikte. Geri döndüm işte. Beni görünce sevinçten çılgına dönmüşsündür. Onlara iyi haberi sen mi verirsin yoksa ben mi vereyim? Neyse canım, sorun değil. Ben veririm. İçeri gel. Evet, iyi haber şu ki Şada hala yaşıyor. Aslında o büyük bir kaza geçirmişti. Öyle bir haldeydik ki sanki ölmüş sonra dirilmiş gibiydi.
İyi haber buydu değil mi Tapki? Ama aşağıda sen bize söylemedin. Söyleyecek. Her şeyi söyleyecek. Evet Şada. Onlara her şeyi detaylıca anlatırsın değil mi? Hiç kimseden korkmana gerek yok. Çünkü senin yanında ben varım kızım. Neden susuyorsun? Söylesene onlara. Bunca gündür neredeydin? Babanı görmeye gitmiştin öyle değil mi? Sen bize öyle söyledin. Hayır anne. Ben babamı görmeye gitmedim. Ben burada evdeydim. Saklanıyordum. Evdeyken de çok büyük bir işe kalkışmıştı. Bu kız bizi evden göndermeye çalışıyordu. Hayalet numarası yapıp bizi defalarca korkuttu. Çünkü bu evden gitmemizi istiyordu. Hayatımızı zindana çevirdi. Sürekli bizi ölümle tehdit ediyordu. Ben Koshi, kimseden korkmayan Koshi, Shada'dan çok korktum. Shada? Ne diyor bunlar böyle? Söylenenler doğru mu? Cevap ver, yoksa bu evden giden onlar değil sen olursun. Evet anne. Ama Shada, bunu neden yaptın? Üstelik neden onların buradan evden gitmesini istedin? Shada, onlara ne düşmanlığın var ki? Hayır Batki yenge, benim bir düşmanlığım yok. Tapki'nin var. Ne yapabilirdim ki? Tapki bana ne yapmamı söylediyse ben de sadece onu yaptım. Tapki bana onları korkutmak için, onları bu evden gönderebilmek için ölü taklidi yapmamı söyledi. Ben sadece Tapki'nin bana söylediklerini yaptım. Ayrıca Tapki'nin bu oyunu oynamasının sebebi bir hanı yeniden kontrolü altına almaktı. Hatta Tapki ona yardım etmem için bana şantaj bile yaptı. Sana ne zaman şantaj yaptım? Tapki, neden yalan söylüyorsun? Bana şantaj yaptın. Bana dedin ki eğer sana yardım etmezsem beni de onlar gibi gönderir misin? Böyle söylemiştin, unuttun Bitti mu? Bitti mi? Yeter artık. Tapki böyle bir şey yapamaz ama sen böyle alçakça bir şey elbet yaparsın. Shada doğru söylüyor. Ben Tapki'nin Shada ile birlikte bunları yaptığını gözlerimde gördüm. Dua törenin boşa gitti. Şimdi de sen gideceksin. Artık hayatın benim ellerimde. Hayır Tapki. Başka kimsenin sözüne inanmayacağım. Sen bana söyle. Bu söylediklerim doğru mu? Bihan, ben sana her Tapki, şey... Tapki, doğru mu değil mi? Evet Bihan. Bihan, ama inan bana, ben Shada'ya zorla bir şey yapmasını söylemedim. O bunların hepsini... Yeter Tapki, yeter.
Ben duymak istediğim şeyi zaten duydum. Artık sana güvenmiyorum. Tabii ki oysa ben sevinmiştim. Benim anneme sen de annem demiştin. Ama hepsi bir oyunmuş. Bihan bak, ben bütün bunları sadece senin için yaptım. Sen yapmak istediğin şeyi yaptın Tapki. Artık bunu tekrar etme. Benim anneme karşı gelen insan bana karşı da her şeyi yapabilir. Bihan lütfen beni... Ellerimi birleştirip sana yalvarıyorum. Bu yaptıklarını bir daha sakın tekrarlama. Yoksa annem hiçbir yere gitmez. Ama senin bu evden gitmen gerekebilir Tapki. Bihan lütfen, Bihan! Tapki. Neden? Anne ben... Sadece Bihan'ın hayatını kurtarmak istiyorum. Tapki kızım, bu vehimlerin, yanlış varsayımların bir gün başına büyük dertler açabilir. Baba lütfen. Lütfen beni dinle. Bakın size baba... Tapki, sen bütün ailemizin güvenini boşa çıkardın. Hem Tapki, koşu devi değişti öyle değil mi? Yine de sen bunları... Gerçekten Tapki, bu sefer yaptığın şey son derece yanlıştı. Beni desteklediğin için, bu da suçu Tapki'ye attığın için. Şimdi kulağını iyi aç ve güzelce beni dinle. Eğer bana ihanet etmeye kalkarsan seni... Hayır. Asla teyze, yani Koşa anne. Bence onu her zaman sevdim. Hem ben... Demek istediğim, ben bütün ailenizi o kadar çok seviyorum ki tahmin bile edemezsiniz. Ben sadece dalgınlığımdan Tapki'nin etkisinde kaldım. O yüzden bu hatayı yaptım. Güzel, o zaman hükmetmeye hazır ol. Ben hükmetmeyi çok severim. Senin yanında da olsam, Tapki'nin yanında da olsam ne fark eder ki? Ama artık hataya yer yok. Gidebilir miyim? Git kızım. Yürü. Sana söylemiştim değil mi? Benim karşımda sen ve o planların. İkiniz de bir hiçsiniz. Gördün mü? Son hamlemle oyunu kendi lehime çevirdim. Bir şeyi aklına sok Tapki. Bir daha kurnazlık yapmaya kalkma sakın. O zaman seni bu evden kim atar biliyor musun? Sevgili Bihan'ın. Bihan bana istediğini yapabilir. Ama ben senin ona kötülük yapmana izin vermeyeceğim. Sana bunu söylemeye gelmiştim. Bu sefer Şaşa'da sayesinde kazanmış olabilirsin. Ama ben hala sana yenilmiş değilim. Göreceksin. Hepinizi bu evden ve Bihan'ın hayatından sonsuza dek çıkaracağım. İstediğin kadar
vazgeçmeyeceğini söyle. Senin bir hana olan sevgin yüzünden bulutların üstünde dolaşıyorsun Tapki. Ama bir şeyi unutma. O kadar sert düşeceksin ki kekemeliğin yanına sakatlık da eklenecek. Bihan benim oğlum. Ben ne dersem o onu yapacaktır. Hem zaten sen Bihan'ın hayatına zorla girdin. Bu yüzden seni son kez uyarıyorum. Eğer yaşamak istiyorsan bu evden gideceksin. Yoksa seni bu evden ben gönderirim. Hadi. Yürü. Git buradan. Hadi hadi. Yürü 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 yürü. Hadi hadi. Yürü. Babaanne, bir kez daha çabalarım boşa gitti. Bana kimse inanmıyor babaanne. Ama sen bana inanıyorsun değil mi babaanne? Biliyor musun, onlar çok kötü insanlar. Sen onları tanıyorsun. Babaanne, hadi kalk. Hadi herkese gerçeği söyleyelim. Babaanne, lütfen benim için, Bihan için, hepimiz için kalkmalısın. Bihan'ın test sonuçları tek böbreğe olduğunu gösteriyor. Yani John'u kurtarmak için ikimizin Bihan'ı öldürmesi gerek. Yoksa yine yanlış bir şey mi yapacaklar? Babaanne, Bihan iyi mi? Bihan'a bir şey mi? Babaanne, ben hemen geliyorum. Tamam mı? Herkes buraya gelsin. Anne, bu ne böyle? Siz neden böyle hazırlandınız? Ne oldu? Hepsi Tapki için. O beni annesi olarak görmeyebilir. Ama ben onu kızım olarak görüyorum, değil mi? Karı kocanın arasının açılmasını istemiyorum ben ve... Bu yüzden... Düşündüm ki ikinizin birbirinizle biraz vakit geçirmesi lazım. Bu yüzden hazırlık yaptım. Aranızdaki bütün sorunları çözmenizi istiyorum. Şuna baksana Bihan. O hepimiz için sinema bileti almış. Hep birlikte sinemaya gideceğiz. Bir de size romantik bir akşam yemeği hazırlamış. Muhteşem bir şey değil mi?
Aman Tanrım. Filmin başlama saati gelmiş. Hadi çıkalım artık. Hadi. Hadi hadi acele edelim. Gitmemiz gerekiyor. Hadi. Hoşça kal Tapki. Bihan, oğlum güzel güzel konuşun. Bak yoksa kendimi çok kötü hissederim. Mutlu olun. Gördün mü? İşte benim annem. Sen ona o kadar kötü davrandın ama yine de... Neyse. Artık bunlardan bahsetmek istemiyorum. Anneme bir söz verdim. Kalbini kırmayacağım. Onu üzmene de izin vermeyeceğim. Bu yüzden istesen de istemesen de... Yanımda durmak zorundasın Tapki. Tamam. Ben hazırlanıp geliyorum. Yanında olacağım Bihan. Çünkü sana gerçeği bir şekilde söylemem gerekiyor. Sen buna inanmasan da annen çok kötü bir insan.